بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شندي يا قدر مقدمة وقدوخ إمام البخاري حق النظام بيلغيفردك بودرسم الزي إن شاء الله Artık Bukhari'de geçen ilk hadise başlayacağız. İmam-ı Bukhari'nin ele aldığı ilk kitap Bedül Vahiy ala Resulullah sallallahu Böyle kitap kitap ele almış. Mesela şöyle en sonda bir göstereyim. Fihris bölümünden. Bakın mesela Kitab-ı Bedül Vahiy ala Resulullah sallallahu Bu kitap var vahiy hakkındaki e, kitap. Tabi bab bab ele alacak. Sonra kitabül iman gelecek. O da bab bab yani konu konu ele alacak. Daha sonradan mesela kitabül vudu gelecek. Onu da e, bab bab olarak ele alacak. Yani konu konu ele alacak. Sonra kitabül gusli gelecek. Kitabül hayz ve nifas vesaire. Bu şekilde devam ediyorum. Şu an Birinci kitaptayız. Kitabul Bedil Vahiy. vahyin başlangıcı, yani bed başlaması, vahyin başlaması ala Resulü Sellem. Vahyin Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam'a gelmeye başlaması. Bu kitaptan bahsedeceğiz. Ve birinci babdan şimdi bak mesela e, burada şunu söyleyeyim. Bak bunu 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 babun e, babın كيف كان بدء الوحي إلى رسول sallallahu aleyhi الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك كما min ba'dihi. bunu buraya eklemişiz. Ee, eklememiz de gerekiyor zaten. Aşubba e, bu el bin niyet. El amalu bin, el -amalu bin e, bu ise kaldırılması gerekiyor. E, bunun olması gerekiyor. Çünkü Sahih-i e, nuskasına baktığımız zaman babu el amel bin niyet böyle bir bab yok. Yani bu leyse mevcudan fil Bukhari. Bu bab Bukhari'de böyle bir bab mevcut değil. Yani kitabın başlangıçta bu bab isimlendirmiyor. Ama bu el amel bin el binyat, bu hadis geçiyor. Tamam Bukhari'de ilk hadis budur. Fakat e, bu bab Adı bu isim yok yani ya. Şu var. Babun keyfe kâne bedül vahiy. Keyfe nasıldı, yani nasıl olmuştu bedül vahiy, vahiy nasıl başlamıştı ila Resulullah sallallahu aleyhi Peygamberimize olan vahiy nasıl başlamıştı? Bir de ve kavlullahi Al zikru. Bir de Allah'ın şu, e, e, ne, ne, Allah şu sözü manası nedir baba Allah'ın sözü manası nedir? Yani inna evhayna Allah'ın sözü manası şudur. Inna evhayna ileyke kema evhayna ile nuhin inna uhayna ileyke biz sana vahiy ettik kema uhayna ila Nuhin. Nasıl ki nuh ki haz nuh da vahiy etmişiz ve ve nebiyine min ba'dihi ve ba'di ba'di nuh ve nuh aleyhisselamdan sonraki nebilere de biz vahiy etmişiz yani nuh aleyhisselam ve ondan sonraki peygamberlere nasıl ki vahiy etmişiz aynı şekilde biz sana da vahiy etmişiz evet bakın bu e, bab işte budur. Bab budur. Yani vahiy babıdır. Peygamberimize ilk vahiy nasıldı? Ondan bahsedeceğiz. İşte bunu e, orada yazıyoruz. Yazmak zorundayız. Çünkü mesela e, burada mesela gelecek diyecek e, hani bu bab hani bedül vahiy vahiyin başlan, başlaması babıyla mesela bu ayet arasındaki irtibat nedir? İşte bunun arasındaki münasebet şuna işaretmektir. Yani bu bapta niye direkt bu ayetle başlanıldı? Çünkü şuna işaretmek için Hazreti Nuh ve ondan sonra gelen peygamberlere ve peygamberimize de yapılan bütün vahiylerin hepsinin kaynağı birdir. Allahu Teala'dır. İşte buna işaret etmek için. Bak kendisi zaten söyleyecek. Ee, bak şurada. Ve kad rabata'l İmam Buhari diyor ki İmam Buhari bağlantıyı kurmuş beyne'l babi. Bu bab ile ve beyne kavlihi subhanahu bi'd şu ayet ile. İnne uhayna ileyke kema uhayna ila Nuh ve'n nebiyyin min ba'dihi. Bu babla bu ayetin arasında bir bağlantı kurmuş, birbirine bağlamış bunları. Niye? Liyushira işaret etmek için ila enne mazdara'l vahiy, vahiyin mazdarı kaynağı ila cemil enbiya'i ve mursalin bütün peygamberler, bütün rasullere olan vahiyin kaynağı vahidun birdir. Huva Rabbul İzzeti ve O da allah Teala'dır. Utağla, i̇şte eğer biz bu bab, yani el-amal bin niyet tutarsak, bir de o ayet nerede? Yani aradaki el bab el-amal bin niyet ile o ayet arasındaki böyle bir bağ, bağıyordur ki e, buna işaret etsin. Yani bütün peygamberlere gönderen vahiyin kaynağı birdir bu babdan nasıl o ayetle bir irtibatı çıkarabiliyoruz ki? O yüzden e, buradan da anlaşılıyor ki zaten bak kendisi şerh ederken burada söylüyor. Orada da anlaşılıyor ki bab işte budur. İmam-ı Bukhari bu şekilde yapmış. Keyfe kâne bedül vahiy ila Resulullah sallallahu Bak bedül vahiy babıyla bu ayet arasını e, arasını bunlar birini bağlamış. İşte bu bağlantı e, ne işaret ediyor? Demek ki vahiy e, Peygamber'e yapılan vahiy ile o bütün Peygamber'e yapılan ne, rasullere yapılan vahiy hepsinin kaynağı birdir. O da Allah-u O yüzden Bedül Vahiy'den sonra bu ayet gitmesi ona işarettir. İşte bundan dolayı babu el bin niyet yani ve da şöyle yapalım yani el bin bu hadisin başlığı olsun bari bu babu kelimesini kaldıralım daha münasip olur bu babu kelimesi burada olmaması gerekir yani ya. Ve dediğimiz şekilde bunun buraya illaki yazmamız gerekiyor. Yoksa öyle yazmazsak dediğim gibi şerhte buraya geldiğimizde sıkıntı olacak. Yani mana yapmada gerçekten sıkıntı yaşayacağız. O yüzden bu şekilde yapmak zorundayız. Beyne babiyen ey babu keyfe kane bedül ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. <laughs> Bir bunu söyleyeyim. İkincisi bakın. An emiril Müminin Ömer bin Hattab radıyallahu teala anh, أنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى." Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Ve inma li kulli imrin ma Herkesin niyet ettiği vardır. Femen kâne tecdiruhu ila dünya yusibuha. Kimin hicreti dünyalık bir maksat ise, dünyalık bir amaç ise, o oluşur onun için. Ev ile imratin Kadın içinse hicreti ondan nikahlanır. Yani fe ila ma hacra Onun hicreti neyse ona göredir. Bu hadis mesela getiriyor İmam Bukhari ve hadisten sonra şerhül elfaz diyor. Şerhül elfaza geçince kitab-ı bedil vahiy diye başlıyor. Halbuki hadistek şerhül elfaz demek hadiste geçen lafızları açıklamak demektir. Halbuki hadiste böyle bir lafız geçmemiş. O yüzden şu kitabı bedil vahiyy bunu şura kadar. Alel minberi. Bak alal minberi hadiste geçmiş. Bak şurada. alal minberi. Sonra mesela bak e, bir dakika önce hadise geçene göstereyim. Bak mesela innem el bin niyet. Bu da hadise geçti. Fehicetü ilallahü ve Resulü Bu da geçti. Bak açılıyor. Men kan ticaretu dünya dunya bu da hadise geçti bak açıklıyor. Ev imratin hadise geçti açıklıyor. Fecetu ila hacreli açıklıyor. Ama kitabu bedil vahyi bu hadiste geçen bir lafız değildir ki onu şerhine çalışalım. O yüzden o yüzden münasip odur ki kitabu bedil vahyi buradan ta şuraya kadar alel minberi başlığına kadar bunu hadisten önce zikretsin. Yani şöyle, bakın şöyle. Kitabu bed'il vahiy ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak kitabu bed'il vahiy. Kitabu bed'il vahiy bak. Kitabu bed'il vahiy. Yani bu başlıkları söyledikten sonra ha, bu açıklamaya gitsin Biz de o şekilde yapalım. Evet. Kitabu bed'il vahiy ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E, babun

ala ala Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize vahiy e, nasıl nüzül etmeye başladım. Bu baptan bahsedeceğiz, bu konudan bahsedeceğiz. Yani bir de ve keyfe ca'e Cibrilu bil vahiy min semai. Bir de semadan nasıl vahiy ile gelmiş. Bu kitap ta kitabul imana kadar e, hep bunu anlatacağız. Birçok hadiste bu konuyu işleyeceğiz. Evet. Ma'nel vahiy. Vahiyin manası nedir? El i'lamu vel ihbaru. Bildirmek demektir. İ'lam, ihbar aynı manada bildirmek. Kale fi sahah. Bu fi hükm-i delildir. Yani gerçekten vahiy, i'lam, ihbar manasına geliyor mu? Evet bak lugat, sahah, adlı lugatta şöyle geçiyor. Diyor el vahiyu, el kelamul hafiyyu. Yani kelam-ı hafidir. Pardon bu fi hükm-i delil olmadı. Bu başka bir, vahiyin başka bir manası. Yani e, vahiy ne demektir? Başka şudur. El vahiy el kelamul Gizli konuşmadır. Ve yutlaku alel Kur'an vahiyyün. Yutlaku yani yustamalu alel Kur'an vahiyyün. Kur'an'a da vahiy denilir. Niye Kur'an'a da vahiy denilir? Liannehu çünkü Kur'an-ı Kerim uhuhu Kur'an-ı Kerim muhan vahiy olunmuştur. Ve münezzelun aymana indirilmiştir min indillahi Allah katından tabi ala ala Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize indirilmiştir. Kâle Teâlâ hani Kur'an Allah katından in, e, indirilmiş ya buna da deli git bak bu fıkhı deli mesela bu ve kezalik ohayna biz vahiy ettik ileyke sana ruhan min emrina bak ruhan yani Kur'an biz sana Kur'an vahiy ettik işte bak bu da ruhan Kur'an demektir semme taala el Kur'an ruhan Allah-u Teala Kur'an'ı ruh diye isimlendirdi çünkü Kuran bizim kalplerimizin ruhudur. Nasıl ki normal ruh beden için münasebeti neyse Kuran'ın da kalplerimize için olan münasebeti odur yani ha. Lienna hu Kuran kerim lil kulubi kalpler için bimenzilete ruh lil bedeni. Ruhun beden ile olan nisbeti gibidir. Yuhyiha أو يحيي ها او قال بلي قران او قال بلي من ظلمة الجهل، جاهل لك قران لندن، و قرطرر يعني القران. و قد ربط الإمام البخاري، نحن بخ راه قال و قد ربط بالانمش، بالانتي قرمش، الإمام البخاري، الإمام البخاري، يعني محمد بن إسماعيل رحم رضي رحمة الله عليه، بين البابي هانجي باب، دديكا. بو الأعمال بنية باب ده ييجي برا بابي يوخ، غريشته، ها برو باب كالدرس، الامال بنية بو حدث يجري ده، تمام؟ هنگي باب، هني كيف كان بناء بابي كيف كان بدء الوحي إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو باب. بدوا بين كقوله سبحانه إِنَّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Yani e, biz hem sana vahiy ettik hem de senden önceki mesela Nuh, Hazreti Nuh ve Hazreti Nuh'dan peygamber hepsine vahiy ettik. İşte bu ayeti bu babtan hemen sonra gitmesi sebebi li yushira işaret etmek için ila enne mazdar el vahiy vahiyin mazdarı kaynağı ila cemil enbiya ve mursalin bütün peygamberlere resullere gönderilen vahiyin kaynağı vahidin birdir. Huva o da Rabbul İzzeti ve'l celal Allahu Teala'dır vahiyin kaynağı Allah'tır. Ellezî Allah'u Teala ki أرسل جندل e أمين السماء أمين السماء جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام göndermiş. إلى جميع رسوله الله بالوحي. بالوحي وحي إلى وحي المنزل من عند الله الله طن جندل جبريل ألا مش شو عبد الرحمن Veya Abdullah diyenler de var. Ama e, muhatabın Abdurrahman manasına geliyor. Rahman olan Allah'ın kulu. Ve yüsemma cibrilü ruhel kudus. Cibril aleyhisselamın diğer bir ismi Ruhul kudustur. Yüsemma cibrilü cibril aleyhisselam isimlenir. Ruhel Kudus'in, kutsal ruh diye isimlenir. Likavlihi Subhanahu şu e, e, ayetten dolayı. Kul nezzelehu de ki onu indirmiş Kur'an'ı indirmiş Ruhul Kudüs. Yani Cebrail Aleyhisselam indirmiş min ya Rabbi, Rabbin tarafından bil hak olarak da. İşte bak burada Ruhul Kudüs olarak Cebrail Aleyhisselam'dan bahsetmiş. Yani diğer bir ismi de Ruhul Kudüs'tür. Alel Minberi. Evet Alel Minberi. Şimdi buna geçmiyoruz. Ee, daha yeni hadise geçeceğiz. El amel bin niyet hadisi. Ameller niyetlere göredir. Şimdi ameller niyetlere göredir. Bu hadisi bu konuda ne alakası var ki burada gitmiş diye insanın hatırına gelmiyor değil. Yani bu kitap, bu bab hangi babtır, hangi kitaptır, hangi konudur? Vahyin başlangıcı. E vahyin başlangıcıyla innemel amal bin niyat bunun herhangi bir irtibatı gözükmüyor. Buna dair Hafız İbn Hacer فتح البالدا قال الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر شو اللي قال البخاري يوم. امام البخاري ليس في اخبار النبي شيء اجمع واغنى واكثر فائده من هذا الحديث امام البخاري شو اللي امام بخاري شو بيسوزوار كي ليس في اخبار النبي پیغمبر حديث الحديثlerinde خبر الحديث بيرو الحديثlerinde şeyün her bir şey yoktur ki ecma'u daha kapsayıcı olsun ve ağına daha zengin olsun ve ekser faydeten daha çok fayda sahibi olsun min hadis hadisi abu hadisten yani peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinden en kapsayıcı en çok fayda sağlayan hadis işte bu hadistir çünkü insan hangi ameli yaparsa yapsın o niyetine göredir niyeti sağlam tutarsa, niyetini Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa ondan bile sevap kazanır. Mesela örneğin normal yemek yedin zaman herhangi bir sevap kazanmıyorsun. Ama eğer sen orada niyetini düzeltesen o yemenden kasıt ben yiyeyim ki Allah'a ibadet de ben biraz kuvvet kazanayım Allah'a daha iyi ibadet edebileyim. Bu niyetle yersen bak ibadetini düzeltince bak o zaman sevap kazanıyorsun orada işte İslam dininin temel rükünlerini oluşturacak bir e, hadistir bu. Çok büyük bir öneme sahiptir. İmam Bukhari bu hadise çok aşırı derece önem veriyor. O yüzden kendi kitabının başında buna başlamış demiş. Yani her ne kadar e, konuyla alakası olmasa bile bu hadise aşırı derecede olan ihtimamından dolayı bu hadisi kendi kitabının ilk hadisi yapmıştır. Evet. الاعمال بالنيات عن امير المؤمنين مِنْ لدن امير عمر بن الخطاب رضي الله وطلع عنه عن عمر دن روايه دلمش انه حازت عمر قال شو يا دمش ديورك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بن رسول الله اشتم طب onun sözü işitilir. Yani orada bir mudaf takdir ediyoruz. Yani semiyatu kelam Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ala takdir mudafın. Orada gizli bir mudaf vardır. O da kelam gizlidir orada. Resulullah'ın sözünü işittim. Yakulu diyordu ki tabi e, alel minberi. Minberin üzerindeyken bu alel minberi e, Abu Cermi ala harfi cer, minberi mecur, cermi cermi talaki hatiben, yani hitap ederekten ve e, hal oluyor bu kalenin damirine. O kalenin damiri Hazreti Ömer'e dönüyor. Yani Hazreti Ömer ala minberi, minberde hutbe verirken. Hazreti Ömer min e, minberde hangi minber? Eliflam, ahad içindir. El li'l ahad ey minberin mescid-i nebevi. Mescid-i nebevi'de Hazreti Ömer minberde e, hutbe verirken diyor ki ben peygamberimizden şöyle e, peygamberimizin şöyle dediğini işittim. İnnemel bin niyat. Bu alel minberi niye e, e, Resulullah'a bağlamadık da deyken ki Resulullah minberinde dedi Hazreti Ömer oradaydı. Çünkü bu hadisin etrafları var ya. Yani bu hadis şu tarafta yani şu şu numaralı hadislerde geçiyor. Buhari'de 45 numaralı, 54 numaralı, 2529 numaralı, 3898 numaralı, 5070 numaralı, bir de 6689 numaralı, bir de 6953 numaralı bu hadislerde de bu hadis geçiyor bu numaralı hadislerde. Ha bazılarında mesela innema yoktur el amal bin niyattır. Bazen de, e, sadece el amal bin niyetidir, müfrettir. Bazen de, el amelu bin niyetidir. Bazen de innem el amal bin niyetidir. E, böyle değişik farklı tarzlarda gelmiş. Bazı e, biz bunlardan baktığın zaman bazında de yenki yuha yine Yani mana aynıdır. Farklı rivayetlerdir. O yüzden bu etraflar hepsine de mesela bakıyorum. O yüzden artı atmışım. Bütün hepsini tek tek incelemişim. Abu, Abu, bu etrafta 6953 numaralı hadis. Buhari'de 6953 numaralı hadis. Orada o hadisin evvelinde şöyle diyor. diyor. Anne Ömer'in hıda tam ennehu kal. Ya eyyuhennâsu. Ey insanlar. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. İşte bak Semi'tu Rasulullah sözüm e, e, bu ya ey yuhannas ifadesi kullanması gösterir ki demek ki kendisi hutbe veriyordu. Yani hutbe de minber üzerine verilir. O yüzden bu alel minberi o kale hazme e, e hal yapacağız. Hatta zaten şurada alel minberi manasını yapmaya geçerken e, Zekar Ömer'u ve huve alel minberi mescidinde bir bak kendisi Peygamberimizin mescidine hutbe verirken zekar hazır hadise bu hadisi diyor. <laughs> yani bu alemin beri o kalenin damirine hal yapıyoruz. Evet. Yakul. Peygamber şöyle diyordu. Tabi Peygamber bunu Medine'ye hani ulaştığı zaman muhacir olarak Medine'ye ulaştığı zaman Peygamberimiz de Medine'ye ulaştığı zaman bir hutbe veriyor. O hutbesinde de Peygamber şöyle diyor. Diyor ki اِنَّمَا الْاَعْمَالُ niyet Ameller niyetlere güredir. Tabi burada bazıların اِنَّمَا صَحَّةُ الْاَعْمَالِ takdir ediyorlar. Bir mudaf yani, takdir ediyorlar. Mesela Şafii mezhebinde olduğu gibi. Bazıları da burada اِنَّمَا كَمَالُ الْاَعْمَالِ Yani Şafii mezhebinde اِنَّمَا صَحَةُ الْاَعْمَالِ Amellerin sahatı e, sahih olması niyetlere göredir Yani niyet o, o yüzden farz oluyor mesçaf mesela mezhe, niyet farzdır. Niyet her amelde illaki niyet şarttır, farzdır. O yüzden o çünkü burada bu hadise dandırıyorlar. İnname sıhhatul amali. Amelin sahih olması geçerli olması niyete göredir. O yüzden demek ki niyet şarttır. Mesela diğer bazı mezheplerde mesela inname kemalul amali bir niyet. Amelin daha mükemmel olması niyete göredir. Yani demek ki niyet farz değil ama getirsen daha mükemmel olmuş olur. Onlar da mesela bu bin niyyat. Şimdi e, Fethül Bali de şöyle diyordu. Bu vaka'a fi muazzamir rivayet bi ifradin niyeti li enne niyet niyetel kalbu. Çoğu rivayetlerde en niyetu müfred getirmiş. İnnemel e'malu bin niyeti müfred. Çünkü niye müfred getirmiş çoğu rivayetlerde? Çünkü niyetin e, mahalli yeri kalptir. O yüzden kalp müfret olduğu için o yatıbarla müfret getirmiş, çoğu, getirilmiş çoğu rivayetlerden.

ve innema ancak li kulli imrin li şahsin her bir kişi için vardır manava niyet ettiği vardır her bir kişiye niyet ettiği şey vardır o manava müfteda li kulli li ona haber yapıyoruz femen kanet hicretuhu yani herkes ne niyet ederse ona o vardır ha فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ Yani açılama ta tafsile geçiyor. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ Kimin hicreti yani, eğer olursa ila, dünya yani, yani dünyalık içinse dünyalık bir menfaat için olsa يُصِبُهَا Yani o ona oluş, oluşur yani. O dünya, yani hani dünya kendisi için oluşmasını istediği bir dünyalık menfaat içinse اَوْ اِلَا اِمْرَتِنْ قُيَنْكِهُهَا Veten nikahlamak istediği bir kadın içinse Ozon fehicatı hu okşinçeti ile ne içinse ne içinse onu icret şeye göredir. Yani mesela örneğin bir yerden gidiyor bir yere, bir ilden başka bir yere gidiyor. Mesela nikahlama kadın nikahlamak için ona sadece o vardır. Yani ona sahip yoktur. O kadın kadına nikahlamak tek vardır ona. <laughs> Fakat dediğimiz gibi ameller niyetleri göredir. Niyetini düzeltirsem yani ben bu evlilikten işte gidip evleneceğim. Maksadım iffetimi koruyayım. E, dinimi muhafaza edeyim. Bu niyete giderse bak normal e, dünyevilik bir e, maksat ne oldu? Bak ona sahaba dönüştü. İşte her amelimizden niyetimizi e, sağlam tutmamız lazım. fay tafsiri yapıyoruz. Men mübteda e bu e, kanatice tuhul dünya ila dünya yusibu ve ila metin yugen kiha fi'lu şart o men için ondan sonra bu fe hicretuhu ila ila mahacir bu da hicretu mutuza ila mahacir cemu mutahzir bu haberi bu mutahhabal hepsi beraber bu men için haber yapıyoruz bu kana naksa da yapabiliriz e, tamme de yapabiliriz eğer tamme yaparsak tamme yani femen vakat hicretuhu öyle yaparsak o zaman bu hicret ona faaldir. Ohum dafley, ila dünya carmış mutallakı e, hicretudur. Ama nakse yaparsan hicretu ismidir. O humdafley ila dünya carmış onun haberi olur. Evet. <laughs> Hadisin bütün etraflarını hepsini tek tek inceledim. Hadisin sadece bu kadar etrafları var. Ve bu her bir e, tarafında da e, mesela mesela fahlı rivayetteysen görebiliyor. Evet, şerhul elfazi. Yani hadiste geçen lafızları şe, lafızların şerhi. Bunu yaptık. Bu bunu önce hadise önce zikrettik. Öyle olması gerekiyordu. Alel minberin mesela hadise alel minberi geçti. Ee, Ey zekere Ömer Hazreti Ömer zikretmiş. Tabi şu halde ve huve yehtubu ala minberin ne mescidin nebevi sosyalama nebeviyi peygamızın nebevide minberde hutbe verirken zekere hadel hadise şerife bu hadisi şerifi zikrediyor Hazreti e, Ömer. Ve semi'ahu cem'un kebirun. Tabi Hazreti Ömer hudbe verdiği için semi'ahu onu işitiyor. Cem'un kebirun. Yani cemaatun kebiratun. Böyle birçok kişi minel sahabeti. Birçok sahabe onu işitiyor. O yüzden fel hadisu bu innemel a'mal bin niyat hadisi belaga, derecete, belaga ulaşmış derecede şöhreti. Meşhur hadis derecesine ulaşmış. Biliyorsunuz meşhur hadis demek yani 3 e, üç ve daha fazla e, kişinin rivayeti hadistir. Her tabakada illaki en az üçe kadar inmiş. Üçten daha aşağıya kadar ravi sayısı üçten aşağı düşmemiş. Herhangi bir tabakada ravi sayısı en az 3'e düşmüşse o meşhurdur ve yukarı olarak da tevatür derecesine ulaşmamışsa tevatür sınırına ulaşmayıp o en aşağıda 3'e kadar ravi sayısı düşmüşse buna meşhur hadis diyoruz. Bu hadis de meşhur hadis derecesine ulaşmış bel bilakis addahu bu hadisi saymış addahu bu, bu, bu hadisi bu hadisi saymış bazıhum bazı sahabeler bin bazı sahabeler saymışlar min el bunu mutawatir hadisten saymışlar Mütevatir hadis şu demektir yani bir hadis eğer birçok kişi tarafından rivayet ediliyorsa ve o birçok kişi de onlar da kendileri de e, yalan üzere ittifak etmeleri mümkün olmayan kişiler ise ona mütevatır hadis diyoruz. Ve mütevatır hadis sayısı, ravi sayısı en az kaç tanedir? Bunun hakkında ihtilaf var. Fakat tercih eden görüş 10. Yani en, en düşük ravi sayısı herhangi bir tabakada en düşük ravi sayısı 10 olursa ona mütevatır hadis diyoruz. Ondan fazla da olabilir. İşte bazı diyor bu hadis mütevatır hadis derecesine ulaşmış. Yani et tevatür maneviye. Tabi burada e, tevatür biliyorsunuz. Mütevatır hadis iki kısma ayrılıyor. E, ma, ma, manen mütevatır o bir de tevatür lafzi. Tevatür manevi para önce tevatür lafzî anlatayım. Tev, lafzan olan hadis şudur. Mütevatır olan hadis şudur. Yani ma tevatır el ve manahu. Hem lafız hem de mana mütevatırdır. Yəni cemaat bir 10 saysa aşağı olacaq raulər tərəfindən zübat etmiş. Həm lafız, həm məna mutawatirdir. Zədin buna bir tək nümunə verirlər. Lafzın mutawatirə deyirlər: "Mən kəzəbə aliyə mutamidan fəliyetəbə maqədəhu minə nnas." Peyğəmbər deyir ki, "Bənim haqqımda yalan isladən kişiyim." Yani Peygamber şöyle demiş diyen ama halbuki ben öyle bir şey dememişim. Bu tarz yalan konuşanlar cehennemde kendilerine rezervasyon yapsınlar, kendilerine yer ayırsınlar. Abu hadis hem lafzı hem de manası mütevatırdır. Buna tevatür lafzı diyoruz. Tevatür manevi ise mesela bir sahabe bir söz söylüyor. O sözü birçok kişi işitiyor ve şeydir. Kimse de ses çıkarmıyor. O yüzden o və hadis lafzı təvatur deyil, sadəcə məna mənan təvaturdur. Yəni lafz olaraq təvatur yox, sadəcə mənan təvaturdur. Məsələn nə kimi? Yani yani. Bu innamal a'mal binniyyat hadisində olduğu kimi yəni. Bu sadəcə mənan təvaturdur, lafz təvatur deyil. Allazi bu mutawatir hadis ki yekunu bi kesreti ve Yani birçok tarihten geliyor. Mesela ya Ş Ş Şam ehli tarihinden gelmiş bu hadis. Kufa, Basra vesaire. Hicaz böyle birçok tarihten geliyor. Bir de birçok ravi tarafından zikredilene mutawatir hadis diyoruz. Evet. Şerhül Elfaz'a devam ediyoruz. İnmel a'malu binniyyat astu inma inma nasu in nedir elletiye li ta'kid içindeyiz dakhala aleyha ma ona ma dakholmuş li ifade-i hasr hasr ifade etmek için yalnızca sadece ancak bu anlamı ifade etmek için ma dakholmuşdur ve ameli de iptal etmiştir الله مش الغيور اي لا يكون العمل صحيحا عمل صحيح Bak, انما صحة العمل او e, صحة مضاف تغطيتك لا يكون العمل صحيحا ولا مقبولا صحيح مقبول عيني مقبول عند الله الله قاتل دا ولا يثاب عليه ثواب تغيير الا اذا اقترن بالنية الصادقة انجح نابلس صادق دور بالنية بلا بالك يا بارس وعمل مثال هناك في Örneğin ''İzellem yetenevel insanun bir insan yemese şeyen bir şey minet ta'am ve şarap herhangi bir şey yemese herhangi bir şey içmese tıileten nehari'' ''Gündüz boyunca tıilete uzunluğu süresince nehari gündüz boyunca bir şey yemese içmese la yuqalu denilmez innehu saymin'' O kişi oruçlu da denilmez. Yani sen mesela gündüz boyunca hiçbir şey yemedin, içmedin, sen oruçlusun diyemeyiz. ''Hatta yak suda bi imtina'ihi merdata Allahi'' ta ki gıyak suda kas etsin hi, kendisini men etmekle merdat Allah'ı. Kendisini men ediyor ya yemeden içmeden kendini men etmekle şunu kas nardat merdat Allah'ın rızasını kastetmedi sürece ona sahip yoktur. Yani bir kişi sabahtan akşama kadar eğer aç kalsa bile Allah rızası için aç kalacağım, oruç tutacağım niyeti yoksa, öyle bir kas yoksa o kişi oruçludur diyemeyiz. Ve, bak kast yani niyet olması lazım Çünkü ve niyetu ma'na el kast niyetin manası kastır. Ve mekanu el kalbu niyetin yeri ise kalptir. Ve cemiu'l ibadat bütün ibadetler min salatin namaz ve siyamin oruç ve hacin hac, hac cihat zekatin bunlar bütün ibadetler hepsi tahtaju ila niyetin hepsi bir niyete ıı, muhtaçtır sabikatin yani ıı, önceden yani, o sabikaten al ibadat yani ya bu ibadetler hepsi kendilerinden önce bir niyete muhtaçtırlar. Hadiste fehicetu ilallahi ve resuluhi ifadesi geçti. Eyyani men kana tecetu e, tabii fehicetu ilallahi ve resuluhi e, bizim bu nusxada bu rivayette fehicetu ilallahi ve resuluhi yoxdur ətraflarında. Tamam? Yani e, mesela burada şunu unutmayın. Püf nöqtə çevirəyim. Bu Muhammed Ali Sabuni mesela bazen şerhül elfazda bazı lafızlar getirip mana yapar. Fakat bu zikretti hadiste olmuyor. O bilin ki etrafında birine geçen bir hadistir onu ele almışa. Tamam. Etrafta geçiyor o hadis ve bu ifade onu da ne yapıyor şerh ediyor. Fehicretuhu ilallahi ve rasulihi. Ey men kanat hicreti kimin hicreti olursa talebenli merdatillahi Allahınız adına talep etmek için olursa kataballahu lahu Allah ona yazar ecel hicreti kemden hicretin hicret besinin sevabını kamil biçte yazar li kavli subhanahu çünkü ayette şöyle diyor ve men yahruc min kim ki evinden çıkarsa muhaciren hicret ederekten ila Allah ve Allah rızasını ve Resulün rızasını kazanmak için evinden çıkıp hicret ederse sume الْمَوْتُ mevtu sonra ölüm ona gelirse fakat vaka ecruhu ala Allah o kişinin ecri sahibi Allah bırakılmış Allah ona sabunu verecektir. Bak burada şerata taala Allah'a şart koşmuş. Bi en tekune hicretu fi sebilillah. Hicret bak ilallahi ve resulü olması şartı. Allah yolunda olması şart. Şartıyla ona sevap verilir. Hatta yenalel mu'minu ecrehu indallah. Ta ki mümin o sevaba Allah katında ulaşabilsin yani ha. Ama ve men kanat hicretu ila dunya e, yusibuha hani için oluşmasını istediği bir dünyalık meslahat içinse ey min ecli, e, o ki ile talil içindir min ecli mukasibin min mekasibe mekasib cemu mekseb yani e, e rبح, fayda ribh dünyeviyetin kimin hicreti eğer dünyevi, dünyevi bir e, fayda, dünyevi bir kazanç için ise Mesela diyelim ki men yuhaciru e, min vatanihi lit ticare. Mesela adam vatanını terk ediyor, ticaret için başka yere gidiyor. Evli kes bir rızık, rız, kazanmak için. Fela yuqalu anhu innehu muhacir. Buna muhacir denmez. Hatta yekuna garaduhu min terkil vatan. Ta ki maksadı, vatanını terk etmekten maksadı. E, e, evet. Min terkil vatanı. Vel hicreti min beledihi. Atatı terke. Beledesini terk etmekten maksadı. huvel hifazu ala akidatihi. akidesini korumak olsa olmadığı sürece muhacidedir ama bu amaçla hicret yaparsa o zaman muhacir denilir. Bu azzazuddin ve dini kuvvetleştirmek o tenfiden o, yerine getirmek için emrillah azizce Allah'ın emrine getirmek için varsa onun muhacir denilir. Ellevi o, o, o Allah ki emr-ül al müminene müminlere emretmiş. El mustadaafine onlar ki zayıftılar bil hicreti hicret min el vatan. e, vatanlarından hicret etmekte, zayıf düşmüş olan müminlere emretmiş. Şöyle demiş bak Kala Teala. Ve men yuhacir fi sebilillah. Ayetin devamını vermemiş. Kim ki Allah yolunda hicret ederse yecit fil damı şudur. Yecit fil ardi muragamen kethiran ve sa'ah. Yecid bulur. Fil ardi yeryüzünde muragamen gidecek yer. Muragam gidilecek yer bulur. Kethiran gidecek birçok yer bulur. Kim ki Allah yolunda hicret ederse o kişi gidecek birçok yer bulur ve saatten bolluk bulur. Ama o men yahruc min beytihi abudur. Davud da budur. O men yahruc min beytihi muhaci ile ay ve suni sümme yudruk mevdu fakat vaka ecruhu Allah. Evet. Ev imraetin yenkihuha hadiste bu geçti. Lel yani, ey men kanat hicretuhu kimin hicreti olursa li ecli en yenki haymraten yuhibbuha sevdi bir kadınla evlenmek için nikahlanmak için hicret yaparsa yani la min bak la min ecli dini ha dey dini dinden dolayı hani iffetini koruyayım gideyim evleneyim iffetimi e, koruyayım diye var rağbet fi sevabillah bu amaçta değil ha eğer bu amaç olsa sevap vardır ona fehjetu ila muhacir ilehi ey la yekun lehu sevabu muhacir ona muhacir sevabı yoktur fi sebebi Allah yolunda muhacir sevabı yok çünkü lennehu lem yaksud lem yaksud bi hicreti çünkü hicretiyle kastetmemiştir illa maslahatan hasatan bi kendisi çünkü has bir maslahati kendisi için olan dünyevi bir maslahati tek kastetmiş min ya zenginlik ve sarayın aynı mana ev nikah ve nikah ve kadayı şehveti ve gidermek böyle bir şey arzuladığı için ona sadece bu sevap, sadece o vardır. Sevap, muhacirlik sevabı yoktur. Ama eğer ki iffetü din ve teragbet fi bu amaçlar o saniyetinde o zaman nikah bile olsa şu diğerleri de olsa yine sevap vardır. Sebebi vurudu hadis şerif. Bu hadisin e, sebebi yani gelmesinin sebebi. Bu hadisi peygamberin söylemesinin sebebi e, diyorlar şudur. Kıssatu şu kıssadır sebep. Muhacir Ümmü Kays. Ümmü Kays bir kadındır. E, bir adam gidiyor o, on, onlar nişanlanıyor evlenmek istiyor. Nişanlanıyor. Tabi bu da diyor ki benimle beraber eğer ki Medine'ye hani Peygamber sallallahu aleyhi ve Mekke'den Medine hicret ediyorlar ya. Bu da diyor ki sen de benimle beraber hicret edersen, Medine'ye gelirsen ben o zaman seninle evlenmeyi kabul ederim. İşte bu da sırf onunla evlenmek için bak. Herhangi bir iffetimi korumak ve dini bir masraat için değil. Bu kendi, kendine has olan için kalkıyor ona böyle hicret ediyor. Ona diyorlar muhacir-i mukayis için hicret eden kişi, adam diyorlar. Abu bu olay peygamberimize ulaşıyor. Peygamberimiz bunun üzerine bu hadisi söylüyor diyorlar. Zekara el muhaddisun muhaddisat zikretmişler. Ayinde hada hadis şerif bu hadis şerif yani amalu bin niyat. Abu hadis şerifin söylerken ona zikretmişler. Demiş hekim Ennel müslümine müslümanlar lemme umiru bil hicreti ne zaman ki hicretle emrolundular min mekkete ile medineti Mekke'den Medine'ye hicret etmekle emrolundular hacera ma'hum raculun minel müslümin Müslümanlarla beraber bir adam, benim Müslüman olan bir adam o da hicret etti. Kâne kad Bu şöyle bir adamdı. Kâne kad istemişti. Yani nişanlanmıştı. İmraten bir kadından nişanlanmıştı. Yukarı o kadına deniliyordu. o kadına. Ve Kana o Ummu Kays kad Bu Ummu şart koşmuştu. Aleyhi o adama şart koşmuştu. En yuhacide hicret etme şartı ile Medine'ti. Demişti ki sen de Medine'ye hicret edeceksin ancak o şekilde sen evlenirim. Bu şartı koşmuştu. Hatta tarda da ta ki bu Ummu Kays razı ol, o, olsun bize vacıha yani evlenmekle e, minhu o adamla. O adamla evlenmek e, razı ol, olması için e, kendisi şart koşmuştu. Fehacera bu adam da hicret etti. Tabi bak ragbaten fi zavacı, evlenmek minha o kadınla. O Ummu Kays evlenmek e, evlenme olan ragbetinden dolayı hicret etti. ve lem yekun yani min urzusundan dolayı o arzundan dolayı icad etti ve lem yekun gharadu min el hijeti oyapt heceten maksadı garazi maksad amacı ancak şuydu ilani kahatil kelmarat sadece qadna bilmekti ama sadece oydu yani ha Kale İbn Mesud İbn Mesud radıyallahu Teala, Abdullah ibn İbn Mesud diyor ki: "Fekunna bizzat biz bu adamı isimlendiriyorduk. Muhacire Ummi Kays. Ummi Kays için hicret eden adam diye isimlendiriyorduk. Ve ştehra zalike benel muslimin bu olay Müslümanlar arasında meşhur oldu." Eee Kema fi't Tabarani, Nasih Tabarani tefsirinde de e, bu olay anlatılıyor. Ma yustafadu min el hadis. Bak ne yaptı? Önce şerhül elfaz yaptı. Sonra sebebi vurudul hadis söyledi. Şimdi ise ma yüstefadu minel hadis. Yani hadisten anlaşılan. Bu e, hadisten innemel hadisten ne anladık? Ne elde ettik? Neler anlaşıldı? Hangi hükümler çıktı? Şimdi ondan bahsedecek. Efade hadel hadisü şerifu. Bu hadis-i şerif ifade etti. Yani innemel amal bin niyet. Bu hadis ifade etti. ان من كانت غايته من العمل كمن غايسي او عملندا غايسي مقصدا اخر باش قبل مقصدسا يعني غير المقصد الديني ها ديني مقصد ذا باش قبل مقصدسا يعني كم كبير عمل يا بارسا دا مقصد ديني مقصدا باش مقصد سا لم يحصل له الاجر والثواب ولا صواب رشمس الذي اوصاب كي يناله المؤمن المخلص في نيته اوصاب يعني نيتinde ihlaslı olan mümin ona ulaşır. الذي او مؤمن كي الذي مؤمن مخلصا مؤمن كي يقصد بعمله عملله قصد diyor ve de yaksidun yaksuzu da olabilir, ksid geliyor. Kast ediyor bir ameli vec hallahın rızalallahı. O mümin ihlaslı mümin ki ameliyle Allah'ın rızasını kastediyor. La şeyen min hayat. Yani e, hayat e, hay, e, şehvi hayattaki şehvetlerden bir şey kastetmiyor. Ve menafi'iha el faniye. oha dünya, e, dünya e, Hayatın fani menfaatlerinden herhangi bir şey kastetmiyor. İhlaslı mümin niyetinde ihlaslı olan mümin Allah'ın rızasını kastır amelleriyle. Ve hadal hadisü şerifu bu hadis-i şerif aslu min din. Öğrendi demek bu dinin temel rükunlarından bir hadistir bu. İz aleyhi çünkü bunun üzerine bu hadis üzerine yübna kabulü amel. Amelin kabul edilmesi bunun üzerine bina edilir. Evraddu ve rad edilmesi. Yani niyete göredir ha. Amel kabul edilir mi edilmez mi niyete bağlıdır. Ve bu hadis rükunun temeldir. Hamun önemli bir temeldir. Min ehemmi anasiril ihlas. İhlasın unsurlarından temel bir unsurdur. حيث قال الحق جل وعلا شنك الله تعالى شده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة وذلك الدين القيمة هو وما أمروا أمر مشتر إلا أنجح شنون لأمر أولم مشتر ليعبدوا الله Allah'a ibadet etmekle muhlisine lehuddin. Dini ona has kılaraktan hünefe onu tek kılaraktan ve salate namaz kılaraktan ve zekate zekat vererekten işte ibadet etmekle bunlar emrolunmuşlar. Ve zelike dinul kayyime. Dost din işte budur. İşte bak burada anlaşıyor ki yani e, ikhlas ihlas illaki olması <laughs> gerekiyor. Yani o da e, niyete göredir. Çünkü fel amel la yekunu makbulun inde Allah. Allah katına amel kabul edilmez. İlla bir şartayn Allah iki şartta. Bir, el ihlas fi niyet. Niyette ihlas olacak. Bir de ve en yekune muvafiqen uygun olacak o amel li hediye seyyidil musallim. Yani li, 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 li sireti seyyidil musallim. Veya li tarikati seyyidil musallim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği yola onun e, ahlakına uygun olması gerekir. Babu keyfiyeti nüzülü ikinci İkinci hadise geldik. وأردق قاص وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين